Ha. Tamam hocam. Herkese merhaba. Seçimlere 9 gün kaldı. Erzurum'dayız. Palandöken Dağları arkamda çok güzel. Erzurum güneşli ve güzel bir havada. Erzurum'un çok sorunları var. Maalesef köylerde tarım bitmiş durumda. Maliyetler yüksek olduğu için insanlar tarımı bırakıyor ve batıya göç ediyor. Hayvancılık yine bitmiş durumda. Maliyetlerden dolayı insanlar hayvancılıktan uzaklaşmış durumda. Çok düşmüş hayvancılık yapılan miktar ve et fiyatlarında yine yükselme var. Ekonomi iyi değil. Esnaf şikayetçi. Ziyaret ettiğim esnaflar siftah yapamadıklarını ve mutsuz olduklarını, bu işin gitmeyeceğini söylediler. Aynı zamanda Erzurum'da belediyecilik anlamında da sıkıntılar var. Maalesef tarım alanlarını ranta çeviren bir belediyecilik anlayışı var ve yapılan bölgeler, inşa edilen bölgeler maalesef depreme dayanıklı değil. Dadaş kentin altının çürük olduğu söyleniyor ve yeni bir depremde sıkıntı olabilir. Erzurum'da uyuşturucu kullanma oranının arttığı söyleniyor. Genç çok az kalmış, nüfus yaşlanmış durumda. Erzurum'da maalesef ekonomik anlamda durumlar iyi değil. İnsanlar maalesef işte Allah, kitap, din, bayrak, ezan diye kandırılmaya çalışılıyor. Bütün bunlarla beraber Erzurum'da siyasette bir değişim var. AK Parti eskiden 4 olan vekil sayısını yakalayamayacak ve 3'ü alıp almayacağı belli değil. Yeşil Sol Parti ikinci vekile doğru yürüyor. CHP, MHP ve İyi Parti'nin önemli bir yükseliş yapacağı düşünülmüyor. Erzurum'da siyasi tablo yavaş yavaş değişiyor. Fakat Erzurum'un nüfusu azalıyor. Seçmen sayısı artmıyor. Erzurum yeni dönemde büyük şehir statüsünden de maalesef mahrum kalacak gibi görünüyor. Erzurum'da tehlike sinyalleri çalıyor şehircilik açısından. Burada ekonomi geliştirilmeli, tarım, hayvancılık ve sanayi mutlak surette Erzurum'da olmalı.